Dönmenin Cem'le bir ilgisi var mı? Sen gerçekten aptalsın. Şafak, iyi ki kaldın be kuzum. Bence de. Ya zaten ben sizi bırakıp nereye gidecektim ki? Geldi ayağım. Ben bugün bir ev baksam mı? Ay saçma saçma konuşma Şafak, hiçbir yere gitmiyorsun. Kocaman ev, üçümüze de yeter. Hem ben de sıkılıyorum bir başıma zaten. Emin misin? Bak ayıp olur falan diye söyleme. Ayıbın yolu kayıp kızım. Bizim aramızda öyle bir şey mi var? Cem de sevindi kalmana. Yok canım. Benden kurtulduğuna sevinmiştir. Bana hiç öyle gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Dönmenin Cem'le bir ilgisi var mı? Ama Veysel Hoca'ya verdiğimiz bir söz var. Hem buranın sana ihtiyacı var Şafak. Kalamam Cem. Şafak ne yaparsan yap kendinden kaçamıyorsun. Bunu sen mi söylüyorsun? Çünkü ben de aksini düşünüp gitmiştim. Ama olmuyor işte. Şafak nereye gidersen git. İnsan kendinden kaçamıyor. Gücüm yok benim Cem. Savaşacak gücüm yok. Birbirinize iyi bakın. Hastanede. Benim mi? Yok canım, ne ilgisi olabilir ki? Ne bileyim. Belki aranızda yine bir şeyler canlanır. Yok canım, ben almayayım. Biliyorsun yıllar önce ağzımın payını aldım. Bir daha olmaz yani. Cem Hocam, günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Vallahi biz iyiyiz. Şafak Hanım gitmekten vazgeçmiş, öyle mi? Öyle. Çok sevindim, çok. Onsuz buraların tadı olmayacaktı. Vallahi bence de. Cem Hoca, sizi böyle görmek çok güzel. Yani böyle keyifli. Görüşürüz. Bak sen. Denizde dalga, bunlarda sevda. Anlamadım. Anlarsın. Ufukta büyük bir aşk görünüyor. Coming soon. Geliyor diyorum. Sizce bu dava ne zaman sonuçlanır? Anlaşmalı boşanma olsaydı tek celsede hallolurdu. Ama sizin durum biraz farklı. Bana açtığı tazminat davası, o ne kadar sürer? Bu davanın sonucuna ve gidişatına bağlı. Bir de çocuğun velayeti var tabii. Açıkçası her şey Şafak Hanım'ın lehine görünüyor. İstediği tazminatı alır yani, öyle mi diyorsunuz? Ya ben tazminatında nafakasında falan değilim. Ne istiyorsa alsın. Ay saçmalama. Sen bir suç işlemedin, neyin bedelini ödüyorsun? Melis Hanım, suç değil. Ama evlilik sırasında başka biriyle ilişkide bulunmanın yasada bedeli var. E tamam, onu anladık ama siz de bir çözüm önermiyorsunuz ki. Ya Melis, biraz sakin olur musun? Ancak Şafak Hanım'la başka biriyle ilişkide olsaydı, siz de bunu ispatlayabilecek durumda olsaydınız, evlilikleri zaten bitmişti gibi savunma yapabilirdik. Hayır, yok öyle bir şey. Şafak böyle bir şey yapmadı. Emin misin abi?
basmadan Muazzez hemşire. Geldim hocam. Murat Öztürk, 15 yaşında. Egzersizle birlikte gelen dispne. Periferik nabız zayıf. Kan basıncı düşük. Evet, alıyoruz. Yavaş. Geçiyorum. Bir de alıyoruz. 3, 2, 1. Ne oldu, nasıl oldu? Maç yapıyorduk. Birden göğsüne top geldi, yere yığıldı. Ailesine haber verdiniz mi? Babasıyım ben. Tansiyon 80'e 60, nabız 60. Daha önce bir kalp sorunu oldu mu? Hayır, çocuk sporcu zaten. Hemen EKG'sine, ekosuna bakalım hastamızın. Seza Hanım, Seza Hemşire, Seza Hanım. Hocam. Seza Hemşire. Hocam, hocam tamam ben bağlıyorum, tamam. Seza nerede? Gelmedi daha. Yuh, saat kaç? Nerede bu kız? Canı sıkkın da biraz, uyanamadı herhalde. Geç kalmışsın Seza Hemşire. Hadi atla. Siz devam edin Selim Bey. Ben yürüyeceğim. E hadi atla, yolumuz aynı işte. Bizim sizinle yolumuz hiçbir zaman aynı değil Selim Bey. Hatta alakamız yok. Size iyi günler. İyi. Öyle olsun bakalım. Buyurun. Günaydın hocam. Müsait miydiniz? Günaydın. Müsaitim. Melis ben. Yeni başhekim. Evet, evet. Biliyorum. Geçin. Geçmiş olsun hocam. Çok iyi gördüm sizi. Evet. Bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Dinliyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür etmek istedim. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Göreceksiniz. Mühim olan benim yüzümü kara çıkarmamanız değil Melis Hanım. Mühim olan kendi yüzünüzü aklamanız. Bu hastaneye gelişiniz pek adil bir yolla olmadı, takdir edersiniz ki. Lakin madem böyle bir şeyin önüne geçemedik, sizin en ufak bir hata yapma lüksünüz yok. Olmamalı. Gözüm üzerinizde. Ve bu makamı hak ettiğinize inanana kadar da öyle kalacak. Şimdi gidebilirsiniz. Malum yapacak çok işiniz var. Ben de doktor kızıyım hocam. Sizin için buranın ne demek olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan sonra hayatımın geri kalanını buraya adayacağımdan şüpheniz olmasın. Size bir ay mühlet veriyorum. Bir ay sonunda hastanenin işleyişinde bir aksilik görürsem, doktorlarımız, çalışanlarımız sizden şikayetçi olurlarsa görevinizi devralırım. Alp Bey de hisseleri de umurumda olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Yeni bir finansör bulmamız lazım. Madem Melis'i gönderemiyoruz, Alp'i gözden çıkaracağız. Alp Bey hisselerini devreder mi sizi? İyi bir teklif alırsa neden etmesin? Aman Metin, gözünü seveyim, doğru düzgün bir yatırımcı bulalım. Dikkat et, Alp'in de kulağına gitmesin. Tamam, merak etmeyin siz. Ablanın sözünden çıkma, tamam mı bir tanem? Efendim Alp. Şafak, nasılsın? İyiyim. Bugün öğlen vaktim varsa seni görmek istiyorum. Neden? Ne demek neden? Konuşmamız lazım. Bugün olmaz Alp, çok yoğunum. Hem zaten konuşacaktık. Bir şey yok. Şafak yapma böyle. İki medeni insan gibi oturup konuşamayacak mıyız biz? Şimdi mi aklına geldi Alp? Medeni insanlar olduğumuz, konuşabildiğimiz. Dava açtıktan sonra. Şafak lütfen, rica ediyorum.
Yarına kadar çıkarız değil mi? Fenerbahçe'den gelecekler sırf Murat'ı izlemek için. Vallahi beyefendi, bu çocuğun bu halde yarın top oynaması pek mümkün görünmüyor. Nasıl mümkün görünmüyor? Aylardır buna hazırlanıyoruz biz. Murat! Ne oldu oğluma? Dur Pervin, dur. Maçta top geldi. Önemli bir şey yok. Doktor bey. Hanımefendi, oğlunuz daha önce hiç böyle bayıldı mı? Geçen sene bir kere olmuştu. Bir de geçen günlerde antrenman sonrası fenalaştı. Ne zaman? Neden bana söylemedin? Senin gözün bizi görüyor mu Ömer? Peki ağrı, nefes darlığı gibi şikayetleri var mı? Sen niye doktora götürmedin o zaman? Bir çocuğa bakamıyorsun be. Ben mi bakamıyorum? Kim bakıyor peki? Sen mi bakıyorsun? Hanımefendi. İki yıldır ortalıkta yoksun be. Abuk sabuk konuşma Pervin. Beyefendi. Ben onun hayatı kurtulsun diye kendimi paralıyorum be. Futbolcu olunca mı hayatı kurtulacak? Yahu çocuk sırf oraya seni görmek için geliyor. Eve her döndüğünde sırtı ağrıyor çocuğun. Benim tepemin tasını attırmayın ha. Size de bir hakem lazım burada. Burası hastanenin acil servisi. Evinizin salonu değil. Şimdi hanımefendi. Bu çocuğun sırt ağrıları ne zamandır var? Epeydir var galiba. Hocam çok özür dilerim. Neredesin sen? Ne bu halin? Karadeniz'de takılır mı battı? Yok bir şey hocam. Ha, gözler kan çanağı. Yok bir şey. Biz de yedik. Bana bak. Yoksa bu şiş gözlerin o Selim Hoca ile alakası var mı? Yo hocam, ne alakası olacak? İyi peki. Kanlı çekirge seni. Hadi al şunu Cem Hoca'ya götür. Hasta 15 yaşında, bir görsün, tamam? Tamam hocam. Hadi. Her şey normale dönmüş. Geçmiş olsun. Allah razı olsun doktor bey. Tuttuğunuz altın olsun. Sayenizde kurtuldum baş ağrısından. Bir şey değil. Ya doktor bey, biraz uygunsuz mu kaçar bilmem ama. Karım elleriyle dolma sarmış. İlle Selim Bey'e de ver dedi. Canım ne gerek var? Niye zahmet ettiniz? Vallahi vermeden gidersem kapıdan sokmaz beni. Ya ne diyeyim şimdi? Benim dolmayla falan pek aram yok. Siz bunu en iyisi dışarıdaki hastalara falan dağıtın. En azından bir tadına bakıverin. Sarımsaklı mı bu? Sarımsaklı. Karımız spesiyeli. Tamam tamam, siz bırakın, ben sonra tadına bakarım. Eşinize de selamlar, müsaadenizle. Peki. Selim Bey. Buyur kuzu, ne var? Bu ne ya? Sarımsak kokmuş. Çok iyiymiş ya bu. Bizim Karadağ'ına kadar olmasa da bayağı iyiymiş yani. Hayırdır Tayfun? Sen niye geldin? Bir mesele var. Hususi. Geç bakalım. Hiç vaktim yok Tayfun. Sezai Hemşire ile ilgili. E bakma öyle, geç. Asker günaydın. Günaydın komutanım. Duydum ki kahvaltı yapılmamış, kaytarılmış bugün. İlla siz getirin istedi. Hiçbir şey yediremedik vallahi. Bandaki kahvaltılara benzemez ama idare edeceksin artık. Bak şimdi, kahvaltını yap güzel güzel. Dinlen, sonra sana yarın bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hem annen de gelecek. Nereye ki? Doktor bey, ben pek ortalıkta görünmesem Arif izimi bulur diye korkuyorum. Merak etme Fatma, ben de varım. Annem gelmezse gitmem ki. Tamam kuzum, gideriz. Yaşasın. Efendim Seza. Tamam, geliyorum. Hadi sen güzel güzel yap kahvaltını, akşamüstü görüşeceğiz zaten. Günaydın. Günaydın. İyi oldu döndün. Hastane çok yoğun bugün. Evet, fark ettim. Neyse, acilden bekliyorlar. Hadi git sen. Şafak. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Evet Tayfun Hoca, dinliyorum. Neymiş bu Sezza Hemşire ile ilgili konu? Şimdi Selim'ciğim, bizim orada bir laf vardır. Derler ki, atın gayarsızından, erkeğin ayarsızından, kadının hayasızından kork. Yani? Yani şu, dibini görmediğin suya taş atma. Kuzum ne diyorsun anlamıyorum. Dışarıda hasta bekliyor. Ya apaçık söyledim, daha nasıl söyleyeyim? Bence anladın da sen anlamazdan geliyorsun. Bir şey söylesem söz olur, söylemesem maraz olur. Ya öyle bir haldeyim. Anladın? Anlamadım canım kardeşim. Ne diyeceksen dost doğru söyle. Hiç haz etmem öyle kinayeden, atasözünden falan. Evet. İyi madem. Ben bugün Sezza hemşireyi hiç iyi görmedim. Seninle alakalı bir şeyse diyorum, biraz dikkatli ol diyorum. O kız çok saf, temiz bir kız. Senin etrafındaki hatunlara benzemez yani. Tayfun Bey, siz üzerinize vazife olmayan işlere karışmayın. Kimseye üzdüğüm falan yok. Şimdi müsaadenizle, dışarıda kuyruk var. Ha bir de... dostun attığı taş baş yarmazmış. Tayfun, sen hiç Türkçe öğretmeye falan olmayı düşündün mü? Düşündüm. Nereden bildin? Hastanenin niye battığı ortada. Kimseden doğru düzgün para alınmamış. Son zamanlarda bağışlar azalınca tabii zorlanmaya başladık. O dosyalar bende kalsın. Gereksiz giderleri falan inceleyeceğim. Veysel Hoca'ya bir danışmam lazım. Danışmana gerek yok. Başhekim benim. Bunu sık sık hatırlatmam gerekmeyecek inşallah. Kapıyı çalmadan girdiniz Şafak Hanım. Hemen odama yerleşmişsiniz Melisa Hanım. Sanki başka oda yokmuş gibi. Veysel Bey'in odasına yerleşmem uygun olmazdı. Ben de burası nasılsa boş deyip buraya yerleştim. İstersen hemen boşaltabilirim. Yok. Gerekmez, sizin olsun. Şafak. Efendim Melisa Hanım. Bak, ben aramızda bir husumet olsun istemiyorum. Sağlam kafayla düşünürsek birbirimizi anlayabiliriz. Yani şu dava işi falan. Hiç uğraşmayın. Vazgeçmeyeceğim davadan. Yerinde olsam bir daha düşünürdüm. Alp ikinizin küçük bir çocuğu var sonuçta. Alp'ten intikam alacağım diye onu da yıpratacaksın. Ya sen şimdi Ecem'i mi düşünüyorsun? Ya sen ne tatlısın ya? İkinci kattaki boş odaya yerleşebilirsiniz Şafak Hanım. Kuzu bir baksana şuna. Oo, bu ne böyle ya? Kaç yaşında dedin sen bu çocuğa? 15. Abi 15 yaşında çocuk da bu büyüklükte tümör. Vallahi olacak iş değil ya. Kalbe büyük baskı yapıyor. Bu çocuğun değil koşması, ayakta durması mucize. Hay Allah. Ne olacak peki? Bir Veysel Hoca da görsün. Konsültasyonda fayda var. Ameliyat riskli evet. Ama bu şekilde de fazla yaşamaz bu çocuk. Ama uzun sürdü. Alt tarafı bir top çarptı çocuğa. Niye sallanıyor ki bunlar? Bir sıkıntısı var Murat'ımın. Biliyorum ben. İçimde bir sıkıntı var. Şom şom konuşma Pervin. Senin huyların işte. Bir rahat bırakmadın ki çocuğu. Hanım evladı oldu, çıktı çocuk. Olsun. Senin gibi lanet kaba bir adam olacağına varsın hanım evladı olsun. Bir sus be kadın. Bir sus. Sen sus. Sizle şöyle bir konuşabilir miyiz? İkinizle de. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Daha yatman lazımdı seni. Tamam Yelda, artık yeter. Sıkıldım, yat yat yat. Ya neyse. Çağır bakayım şu kaçak şafağı da bir ifadesini alayım. O böyle kuru bir notla nereye, niye gitmiş bir hesap versin. Yok yok baba, sen şimdi hiç üstüne gitme onun. Onun öyle bir aklı karıştı ama döndü zaten. İyi, öyle olsun. Melisa Hanım geldi az önce. Kendisine bir ay süre verdim. Gözün üzerinde olsun. Tek bir hatasında anında haberim olacak. Herhalde yani.
İşleri ona bırakacak halim yok baba. Gözüm üstünde. Ben de kime ne diyorum ya. Sen varken burada bana bile hacet yok ya, neyse. Dur. Hemen öyle gevşeme bakayım. İşinin başına. Hadi. Ya baba ya. Var mısın hocam? Hocam. Ben şimdi tam olarak anlamadım. Murat'ın nesi var yani? Şimdi biz durumu bir konsülte edeceğiz. Yani biz doktorlar bir araya geliyoruz. Böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Ona diyoruz biz onu. Ondan sonra size detaylı bilgi vereceğiz. Ama ön bilgi olarak şunu söyleyeyim. Oğlunuzun ciddi bir rahatsızlığı var. Hemen enseyi karartmıyoruz. Ama bundan sonra oğlanın yanında kavga, gürültü yapmıyoruz. Anlaştık. Merhaba. Merhaba doktor hanım, buyurun. Zehir ister misin bakalım? Hı hı. Siz kimsiniz? Ben bu hastanenin başhekimiyim. Adım Melis. Başhekim ne demek? Başhekim bu hastaneyi idare eden kişi demek. Komutan gibi. Evet, komutan gibi. Sen ne akıllısın maşallah. İlik nakli olmuş. Ama gayet iyi görünüyor. Allah razı olsun Cem Bey'den. Hem ondan hem herkesten. Zeliş'imi kurtardılar. Bizim gibi garibanlara böyle imkanları sundular. Hepsinden duacıyım. Fatma Hanım'dı değil mi? Bana biraz Zeliş'in hikayesini anlatsanıza. Ben hiç bilmiyorum. Buyurun oturun. Van'dan buralara nasıl geldiniz? Çok uzun hikaye. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şu çocukcağız bu yaşında nelere katlandı. Dinlemeyi çok isterim. Teyzeciğim, ama hala annenin ağrıyor söylemedi. Her yerim dedim ya kızım. Peki en çok neren ağrıyor? Bacaklarım. Öyle sanki içi kıyılıyor. Anladım. Ne kadar yürüyünce ağrıyor peki? Vallahi bizim evden Görümcem'e kadar yürüsem acısından duramıyorum. Tamam teyzeciğim. Ben şimdi sana burada ortopedist bir doktor yazıyorum. Tamam mı? Ona gidersin. Sıra almana gerek yok. Bunu ver gir içeri. Tamam kızım. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Vallahi dışarısı maç kuyruğu gibi. Kolay gelsin. Ya sorma. Bütün İstanbul burada sanki bugün. Ağzının tadı yerine gelsin. Bu ne? Has Tirebolu çayı. Muhteşemdir. Aa, nereden biliyorsun tiraki olduğumu? Ne? Vallahi mı? Şaka mısın? Çaysız olur mu ya? Şahane bir şey bu. Sağ ol kuzu. Onu da evine götürürsün. Tamam. O zaman konsültasyonda görüşürüz. Konsültasyonda yani. Konsültasyon. Tayfun, Karadeniz'in cesur çocuğu. Çay tarlalarının bir numarası. Aysel, ne yapıyorsun? Hastane burası. Beni entrikaların içine çekme Tayfun. Beni pembe dizi takipçisi olmaya zorlama. Bana stratejik komteler yaptırma Tayfun. Ne diyorsun sen Aysel? Benim sana verdiğim trabul çayıyla o doktora kur mu yapıyorsun? Allah Allah, ya sabır. Sana ne kardeşim? Bir düş yakamdan ya, bir düş ya. Yeşil! Beyaz! Şampiyon! Çotanaklar! Gidiyoruz Semih Tayfun'um. Giresun sporumuzun, göz bebeğimizin maçına. Fazla vaktim yok Alp. Hastane çok yoğun bugün. He, ne değiştirdi fikrini? Niye döndün? Ecem, kızım değiştirdi. Bana güçlü olmam gerektiğini hatırlattı. Hem bu hastaneyi seviyorum. Veysel hocayı, arkadaşlarımı. Bu yüzden de kalmaya karar verdim. Arkadaşlarını sevdiğin ortada zaten. Mesela Cem. Öyle değil mi? Bu mu yani? Ya bunu mu konuşacaktın? Bilmem. Konuşmalı mıyız sence? Alp. Cem'le aramızda geçenler yıllar öncesinde kaldı. Hatırlasana. Seninle tanıştığımızda ondan ayrılalı çok olmuştu. Evet Şafak. Gayet iyi hatırlıyorum. Seni o kadar kırmıştı ki bana güvenmen için aylarca uğraşmak zorunda kalmıştı. Ya
Sonuç ortada. Güvenmekle hata yapmışım, değil mi? Cema, ne haber? Bakıyorum yüzün gülmüş. Ya oğlum, Zeliş iyiye gidiyor. Yerinde keyfim yani. Zeliş iyileşiyor. Şafak döndü. Ben sus. Duyanda bir şey var sancak. Ya ne diyeceğim? Akşam şöyle hep birlikte bir yemeğe mi çıksak dördümüz? Eski günlerdeki gibi. Bilmem. Şafak kesin su koyar oğlum. Sen merak etme, ben hallederim. Cem. Ne oluyor? Ya ben yürümüyor muyum sanıyorsun? Ha? Şu hale bak. Yakıştıramıyorum bunları bize. Ya. Ha bir de bana sor. Şafak tamam. Kızgınsın, üzgünsün. Sonuna kadar da haklısın. Ama Melis'e açtığın bu dava falan, bunlar çok yıpratıcı konular. Şimdi öfkeyle yaptığım bir şey ileride seni de üzebilir. Ayrıca iş dünyasında benim bir itibarım var. Hadi onu da geç. En çok Ecem'i nasıl etkileyeceksin onu düşünmek zorundasın. Sayende etkileneceği kadar etkilendi Ecem. Konuşmuyor, yaklaştırmıyor kendini. Şafak, bak rica ediyorum. Lütfen anlaşmalı boşanma yoluna gidelim. İstediğin nafakayı, istediğin tazminatı söyle, altına imzamı atarım. Alp, vazgeçmeyeceğim. Davanın ne kadar sürdüğü de umurumda değil. Şimdi müsaadenle çalışmam lazım. Ben Ecem'i görmek istiyorum. Ecem'i o kadının yanına göndereceğimi sanıyorsan bir daha düşün. Sana hiç yakışmıyor bunlar Şafak. Anlamadım. Ya pardon, bana ne yakışmıyor Alp? Benden intikam almak için kızımı kullanıyorsun. Kızım beni özlüyor. Ben de onu özlüyorum. İyi, tamam. Bakıcının numarası burada. Ama sen maçı kuralına göre oynamıyorsun ki Aysel. Bu yaptığına... Şantaj denir. Böyle aşka montaj denir. Ah kuzu, hadi konsültasyona. O içtiğiniz çay var ya, benim kendi ellerimle Tayfun'uma topladığım çaydır hanımefendi. Öyle mi? Elleriniz dert görmesin. Çok güzel olmuş. Atalarımız cuk diye nasıl oturtuyor değil mi? Kız çay yaprağına benzer. Zamanını kaçırdın mı kartlaşır diye. Ben toplantı salonuna geçiyorum Tayfun Bey. Ben de geliyorum Yelda Hanım. Ya sen benim başıma bela mısın be? Şimdi gidiyorum. Ama dönüşüm muhteşem olacak. Görünürde bir şey yok. EEG yaptırdın, nöroloji de gördün. E abi niye oluyor o zaman bu? E bir yere de çarpmadım diyorsun. Hayır, çarpmadım. Ya Cemo, psikosomatik olmasın bu? Neyse, hadi konsültasyona geç kalıyoruz. Bana bak, ihmal etme bunu. Tamam abi, biliyorum, hadi. Oğlum. Anne. Ne oldu? Maçta olmuş oğlum. Düşmüşsün. Şşş, dur dur dur. Öyle hani hareketler yapma oğlum. Top geldi göğsüne. Korkacak bir şey yok. Vallahi böyle yan yana olacağınızı bilseydim. Hep top yerim kafama gözüme. Bugüne kadar bu yaşta bir çocukta görülen en büyük tümör. Literatüre geçecek bir vaka. Oğlancık çok da genç. Aa, ama topçuymuş. E bu yüzden olmuş ya zaten. Çok zorlamış kendini. Çok hassas bir operasyon. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Melis Hanım?
Bence hastanın direkt göğüs cerrahı olan bir hastaneye sevk edilmesi şart. Bunu yapamayız, çok riskli. Burada ölmesi bizim için iyi olmaz. Hayda. Siz niye şimdi öldürdünüz çocuğu, tövbe estağfurullah? Tablo ortada, gerçekçi olalım Tayfun Bey. Kuzu haklı. Ne yani, hayatı riski olan hastaları tedavi etmeyelim mi? Bu mu yani? Tabii ki edeceğiz ama hastanenin imajı için... İmajmış, patinajmış beni alakadar etmez Melis Hanım. Bu çocuk bu operasyonu olması gereken yerde burada geçirecek. Anlatabildim mi? Tamam, haklısınız. O zaman ameliyatı programlayalım. Cem Bey? Hastada dilate kardiyomiyopati var. İlk önce kalp yetmezliğini tedavi etmemiz gerekiyor. Tümör kalbe baskı yapıyor. İlk önce tümörü almakta fayda var. Kalpte oluşabilecek her türlü riske karşı siz de hazırda bekliyor olursunuz. Şafak'a katılıyorum. Benim hepinize güvenim sonsuz. Cem, Şafak ve Melis Hanım ameliyata birlikte girecek. Ameliyat sonrası genel bir durum değerlendirmesi yaparız. Pervin, ah! Nasıl fark etmezsin? Neden bir doktora götürmedin bugüne kadar? Şimdi sadece tümör de değil. Yaptığı egzersizler kalp rahatsızlığından dolayı onu zorlamış. Kalbinde büyümeye neden olmuş maalesef. Elimizden geleni yapacağız. Ameliyat için onay formunu imzalarsanız daha fazla vakit kaybetmeden Murat'ı ameliyata alalım. Hayır, hayır, hayır. Daha büyük bir hastaneye götürüyoruz Murat'ı. Ömer! Duymadın mı Pervin? Riskli bir ameliyat diyor. Burayı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Araştırmadan, soruşturmadan... Baksana. Hanımefendiye başhekim diyorsunuz. Daha gencecik. Ne tecrübesi var ki bunun? Size nasıl güvenebilirim? Şimdi Ömer Bey, bu hastane alanında uzman cerrahlardan oluşur. Veysel Hoca da Türkiye çapında saygı duyulan bir cerrah ve hocadır. Ekibi de öyle. Bu yüzden lütfen içiniz rahat olsun. İmzala hadi. Sen karışma Pervin. Murat'ı derhal başka bir hastaneye götürüyoruz. Hayır. Yıllardır yanımızda yoktun. Şimdi böyle karşıma dikilince bu kararı sana bırakacağımı mı zannediyorsun? O formu imzalayacaksın Ömer. Murat'cığım, şimdi güzel bir uykuya dalacağız. Uyandığında yeniden görüşeceğiz oğlum. Şimdi birlikte ondan geriye kadar sayacağız. 10, 9, 8, 7. Hadi çocuklar. Bana bak Pervin, eğer bu çocuk bu hastaneden çıkmazsa... Sus. Allah aşkına sus. Gayet iyi gidiyor. Seza. Buyurun Selim Bey. Bak, ben öyle lafı dolandırmayı falan pek sevmem. Bugün arabada seni öptüm çünkü... Benim içeride işim vardı. Bir dakika, otur lütfen. Bak, sen çok tatlı, çok güzel bir kızsın. O gün içimden geldi, öptüm seni. Belki hiç yapmamam gerekirdi. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Zaten sevgiliniz olduğunu bilseydim böyle bir şeye müsaade etmezdim. Sevgilim mi? Aileni mi diyorsun? Adını bilmiyorum, o uzun boylu kız. Ailem benim sevgilim değil, arkadaşım.
Yani eskiden sevgilimdi, şimdi arkadaşız. Bak seni üzecek bir şey yaptıysam kusura bakma, tamam mı? Böyle şeylerin hastanede dinlenmesi falan da pek hoş olmaz. Sonuçta ben bir cerrahım. Ben de hemşireyim. Haklısınız. Asıl ben sizden özür dilerim. Sizinle ilgili yanılmışım. Hemen geliyorum. İzninizle hocam. Acil hasta geliyor. Kanama başladı, gazlı bez. Aspire edin. Daha çok kan isteyelim, hadi hızlı. Klem. Atriyal fibrilasyona giriyor. Tamam, çekin. Veysel Hoca'ya haber verin. Gerek yok Şafak Hanım. Verin de. Nasılsın? Beni almaya mı geldin? Evet. Hadi nereye gidelim söyle bakalım. Gezmeye gidelim. Ondan sonra annemin yanına gidelim. Tamam. Elimizden gelen bu. Çocuğun kalp nakline ihtiyacı var. Derhal koordinatörlüğe bildiriniz. Tamam hocam. Mert Korkmaz 20 yaşında, araç içi trafik kazası. Kafa travması var. Yolda kalbi durdu. Biri Selim Hoca'ya haber versin, çabuk olun. Selim Hoca'yı ara. Al böyle, al, al. Yavaş, sarsmadan. Geldi. Bir de alıyoruz. 3, 2, 1. Nasıl olmuş? Askeri uğurluyorlarmış. Konvoy zincirleme kaza yapmış. Diğer yaralıları da çevre hastanelerine naklettiler. Nasıl ya? Bu konvoyları yasaklamamışlar mıydı ya? Reaksiyon yok. Beynine oksijen gitmemiş galiba. Hemen monitörize edelim, hemen. Oğlum buraya getirmişler. Ne tarafta acaba? Oğlunuzun adı ne teyzeciğim? Mert. Mert Korkmaz. Pupil fix dilatı, refleks yok. Yapma be Selim hocam. Emin misin? Gördüğün gibi beyin ölümü gerçekleşmiş gibi. Doğrulama testlerini yapalım. Ah be, ah be! Adı neymiş bu çocuğun? Mert Korkmaz. Allah yardımcımız olsun. Bu yavrumuzun hayatı bir başkasının acısına muhtaç. İnsanı çalışamıyor değil mi baba? Yani işimizin bu kısmına. Öyle Yelda. Öyle. Mert Korkmaz'ın yakını siz misiniz? Annesiyim. Nasıl? Oğlun kendine geldi mi?
Anneciğim sen şöyle bir otur hele. Ya otur. Oğlunuz çarpmaya bağlı bir kafa travması geçirmiş. Hastaneye gelirken kalbi durmuş. Tekrar geri getirmeye başarmışlar ama maalesef. Buraya geldiğinde çok geçti. Oğlunuzun beyin ölümü gerçekleşti. Ne zaman iyileşecek peki? Şu an makineye bağlı. O sayede nabız alabiliyoruz. Ancak başka yaşam bulgusu yok. Ne yazık ki oğlunuzu kaybettik. Hayır, hayır. Yo, o zaman makineden çıkartmayın onu. Oğluma kıymayın doktor bey, ne olur. Şimdi canım annem, bu demek oluyor ki oğlun bir daha kendine gelmeyecek. Vücudu bir süre sonra iflas edecek. Makinede bağlı kalsa da kalbi bir daha çalışmaz ki. Yoğun bakımda onu bir süre tutup organları yaşatmayı başarsak bile... Oğlum, oğlum bu sabah askere gidecekti. Uyanır, siz azıcık bekleyin, uyanır o, azıcık bekleyin. Birazcık beni bırakıp bir yere gitmez o. Azıcık bekleyin, çok az. Teyzeciğim. Of, of. Şimdi sırası değil ama vakit kaybetmeden organ bağışı için konuşmak lazım. Canım çok sağ ol, çok makbule geçecek. Yarın hemen basabilirsiniz değil mi? Harikasın. Şimdi mail atıyorum sana. Çok öpüyorum. Demin gözlerini kıpırdattı. Kadir Hanım, maalesef bu mümkün değil. Daha önce de anlattım. Hiçbir refleksi yok. Artık onunla vedalaşmanız gerekiyor. Yok. Hayır, hayır. Hayır. Kadir Hanım, ben Doktor Yelda Güçlü. Sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Acınız çok büyük. Ama vereceğiniz kararla başka bir hayat kurtarabilirsiniz. Oğlunuzun organları başkalarına hayat verebilir. Hayır, hayır daha oğlum ölmedi benim. Kadir Hanım. Yok hayır, hayır dedim canım çıkın gidin. İzin vermeyeceğim. Oğlumla bırakın beni. Kabul etmiyor mu? Hayır. Bir de ben konuşayım. Bence üstüne gitmeyin. Kadın hala idrak edemedi. Ne yapacağız? Fazla vaktimiz yok Selim. Murat'ın durumu gittikçe ağırlaşıyor. Zorla alacak halimiz yok ya Şafak. Konuştuk, biz görevimizi yaptık. Kadın hayır dedi. Allah Allah. Selim, yani sen de bir... Ha, pes mi ödelim, ne yapalım? Yok Yelda. Sabaha kadar kadına beyin ölümünün ne demek olduğunu anlatalım. Belki işe yarar. Ya Allah Allah, tamam. Tamam, bir saniye, didişmeyin. Biraz daha bekleyelim. Bu sırada kan uyumuna bakarız. Eğer uyumlu çıkarsa tekrar konuşuruz, tamam mı? Bir daha beni baba hiç bırakma, tamam mı? Hiç bırakır mıyım aşkım? Cem abi. Prenses. Nereye gidiyorsun? Zeliş'e gidiyorum. Ben de seninle geleceğim. Bak bunları Zeliş'e aldım. Ne kadar incesiniz hanımefendi. Hadi kızım, annemizi bekliyor. Ama Zeliş'e bakacaktım. Sonra bakarsın kızım, hadi.
Görüşürüz Cem abi. Görüşürüz aşkım. Yavrum. Mert'im. Uyan kuzum. Daha askere gideceksin. Tezkere alıp döneceksin evladım. Daha aşık olacaksın be annem. Bu kızı alın bana diyeceksin. Torunlarımı kucağıma alacağım daha. Uyan kuzum. Uyan sabah istediğin sevdiğin böreği yapayım. Uyan. Ne istersen onu yapayım. Uyan. Bak şimdi gözün açsa şu delikanlı. Neler yapacak annesi ona? Murat da seninle olmak için nelere katlandı kendince. Futbolu hiç sevmez mesela Murat. Koca koca adamlar bir topun peşinde ne buluyorlar anlamıyorum der hep. Sırf seninle daha çok vakit geçirebilmek için. Sen onunla gurur duy diye. Oğlumuz iyi olacak mı Ömer? Ne oluyor? Doktor! 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 Doktor çağırın! Doktor çağırın! Ne olur yardım edin oğlum! Allah'ım! Ne olur yardım edin! Dışarı çıkar mısın? Dışarı çıkar mısınız? Bakalım neler almış. Ne kadar güzeller. Geç kaldın Alp. Geldik işte Şafak. Hadi bakalım. Uyku saati geldi, eve gidelim. Efendim? Evet. Tamam. Tamam geliyorum. Bir hastaya bakmam lazım. Ecem'le bekler misin biraz? Hani uyku vaktiydi. Geliyorum. Çocuğun çok az vakti var. Hocam, eks olan hastayla doku uyumlu çıktı. Annesiyle bir daha konuşalım o zaman. Ben konuşurum. Gerek yok, ben konuşurum. Yelda Hanım, ben konuşurum dedim. Kader Hanım. Şimdi söyleyeceklerim size ağır gelecek. Biliyorum. Oğlunuz şu anda yaşıyor gibi görünüyor. Ama maalesef öyle değil. Oğlunuzun kalbi bir başka gence hayat verebilir. Sen başkasını kurtarmak için benim oğlumu öldüreceksin. Çek elini git buradan. Kader Hanım. Git diyorum, istemiyorum. Hayır değil, vermeyeceğim. Annen yüzme tamam mı? Ben yine gelip alırım seni. Ya sen de gel. Ecem anlattım ya kızım. Babam başka yerde kalıyor diye. O zaman ben de onunla gideceğim. Ecem yapma ama kızım. Bu gece bende kalsın. Yarın bırakırım. İyi tamam. Sadece bu gecelik.
Bozuldu mu? Çalışmadı, bir bakıma götürmek lazım. Hadi gel, ben bırakayım seni. Vallahi hayır diyemeyeceğim ya. Bir şey yedin mi sen? Hadi gel. Ben yedim sağ olun. Tokum yani. Allah Allah. Kuzudan sen de kapmışsın. Laf sektirmede üstüne yok yani. Öyle mi? Seza. Bak kendimi kötü hissediyorum. Tamam bana kızgınsın ama artık uzatmasak. Benim ne haddim size kızgın olmak Selim Bey? Sonuçta siz bir cerrahsınız, ben hemşireyim, öyle değil mi? Motosiklet sorulmuyor mu? Ya İstanbul'da tehlikeli sonuçta. Araba çok mu güvenli sence? Kazadan beri araba kullanmadım. Yani motorda kendimden sorumluyum sonuçta. Cem, iyi misin? Affedersin ya. İyiyim, iyiyim. Şafak, bir şey yok benim elimde. Ya yemin ederim yok. Selim'le birlikte film çektik. Vallahi yok. Ya baksana ne diyeceğim. Akşam işin var mı? Yemek yiyelim mi? Olur. Görüşemeyecek miyiz yani bu gece? Ecem ben de Melis. Sen otele geç. Yarın görüşürüz. İyi. Tamam. Ha Melis. Baksana. Şu Cem var ya hastanede. Evet. Bir yolunu bulup gönder onu. Anlamadım. Niye? Niyesi falan bırak, gönder işte. Arıza çıkaracak o belli. Ay baksana. Şafak'la Cem arasında bir şey mi vardı eskiden? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Bir fotoğraf gördüm de beraber. Merak ettim. Şimdi de sen böyle deyince. Alakası yok. Sen dediğimi yap. Kapatıyorum şimdi. Sonra konuşuruz. Güzelsin güzel. Ah Selim, ödümü koparttın. Çıkıyor musun? Evet. Çıkıyorum. Şafak'la mesajlaştık, yemeğe çıkacağız. Gel sen de. Ben de Cem'le konuştum akşam dördümüz yemeğe çıkalım diye. Aa. İyi hadi çıkalım, bizimkilere yolda mesaj atarız. Tamam. Selim, bir şey soracağım sana ama dalga geçmeyeceksin. Oo, baştan söz veremem. Ya Selim? Ne, sor hadi. Sence ben yaşlı görünüyor muyum? Ne? Ya gülme. Ya Selim gülme. Kızım, böyle yaşlıya can kurban. Fıstık gibisin. Cansın. Ya bugün biri öyle bir atasözü kullandı, bir an yaşlı hissettim kendimi. Ne? Ya düşeceğim, bırak. Bak kimse söylemeyeceksin, aramızda kalacak bu. İyi, tamam, tamam. İyi, tamam. Sedo, gel. Anamın kara lahana dolması, gel, gel. Yok hocam, tokum ben. Nasıl ya? Koskoca Asiye kuzunun kara lahana dolması diyorum. Yenmez mi bu ya? Size afiyet olsun hocam. Bana bak çekirge. Gel buraya.
Otur. Aç ağzını. Çiğne. Hı. Hı. Bak ne diyeceğim sana. Sen Hamsi'yi seviyorsun diye Hamsi'nin de seni sevmesi şart mı? Ha? Tamam. Gönlün kaydı. Ama tamam. Artık o gönlüne biraz söz geçir. Böyle olmaz. Çekidüzen ver. Hocam ben durduk yere mi yapıyorum sizce bunları? Yani deli miyim ben? Ya durduk yere diyen oldu mu şimdi? Ama anlatmıyorsun ki bana. Anlat bakayım. Merak etme benden söz çıkmaz. Anlat. Duydum gibi unuturum. Selim Bey. Evet. Beni öptü. Evet. Ne? Öptü mü? Hocam bakın kimse duymaz. Hayır duymaz, kimse duymaz. Adam Hollywood yıldızı gibi dedik. Tam film çıktı ya. Ya tamam. Güzel kızsın, aklı karışmış adamın. Ama bir öpücükle de bu kadar dağıtma kendini. Anlaştık mı? Bir öpücük ya, nedir yani? Sağ ol. Ne iyi oldu buraya geldiğimiz. Uzun zamandır gelmemiştin ha. Bence de. Zeliş sayende hayata döndü Cem. Hep birlikte. Birkaç gün sonra götürür annesi onu da. Şaka maka fena özleyeceğim ya Sipa'yı. Ya baksana ne zamandır soracağım. Sen onu neden asker diyorsun? O da sana komutanım diyor. Ya o çok acayip bir hikaye. Zeliş depremde iki gün göçük altında kalıyor. Askerler bunu çıkartmaya çalışıyor falan. Öyle bir masal uydurmuşlar. İşte uyan asker, şöyle yap, böyle yap falan filan. Ondan sonra Zeliş bana geldiğinde hiç söz dinlemiyordu. Sonra jandarma komutanı geldi bana akıl verdi böyle böyle yap diye. Sonra öyle bir aramızda oyun kaldı. İnanamıyorum ya bu yaşta neler geçmiş başında. Öyle. Hayat hiç adil değil. Maalesef. Bak ne diyeceğim. Ben Zeliş'i tekne turuna götüreceğim. Sen de Ecem'i alıp gelsene çok sevinir. Tamam. Anlaştık. Aa, tesadüfe bak siz de mi buradaydınız? Aa, siz de nereden çıktınız? Bizden kaçış yok Cema. Allah. Vallahi Şafak mesaj attı biz de bir uğrayalım dedik. Fena mı ettik? Elif canım olur mu öyle şey? Tabii ki iyi yaptınız. Görmedik değil mi sizi? Ya hayır Allah Allah. Ya. Yalnız ben çok acıktım. Bakar mısın? Ya buraya ne kadar çok gelirdik eskiden. Değişmiş galiba değil mi sahibi? Hmm, değişmiş. Ama hala güzel bence. Aynen aynen. Sağ ol kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunu neden daha sık yapmıyoruz? Vallahi sivil halinizi unuttum. Hep hastane, hep hastane. Selim Bey, sizin o renkli gece hayatınızdan bize pek sıra gelmiyor. Vallahi sen de bekar oluyorsun. Artık beraber takılırız. Ya yanlış bir şey mi söyledim? Yelda söyledi, dava açmışsın. Yok canım. Evet açtım. Ama ne kadar sürer, ne olur hiç bilmiyorum. Vallahi önemli olan kafanda bitirme. Gerisi prosedür. Zaten bekar insan sayısı ne kadar artarsa bence o kadar iyi. Hadi oğlum hadi, sen geçeceksin onu. O damatlığı sen bir gün giyeceksin. Hiç şansın yok. Niye? Leyla mı ne vardı üniversitede? Aşıktın sen, evleniyordun zanne. Yok Leyla değil o, Lale. Hakikaten sana bayağı tutulmuştun. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Güzel miydi bari? Ya eşek seni. Vallahi okul zamanlarını açacaksak yandık yani. Bu masada da birbirine tutulanlar vardı ama.
Sahi ne olmuştu? Siz niye ayrılmıştınız? Şaka mı yapıyorsun oğlum? Hatırlamıyor musun? Oğlum vallahi hatırlamıyorum. Şafak ne olmuştu? Şafak beni terk etti. Ya neden... Neden bu konuyu konuşuyoruz şu anda? 40 yılın başı bir yere gelmişiz. Bunu mu konuşacağız Selim? Ne konuşalım yerde? Hastane, teşhis, vaka falan. Bunları mı konuşalım? Bence bu konular daha eğlenceli. Selim uzatma istersen. İyi tamam tamam. Vallahi sizle niye takılmadığımı şimdi hatırladım. Çok sıkıcısınız çünkü. Allah Allah. Hadi içelim hadi. Tamam, tamam. Yaşlı da değilsin, sıkıcı da. Aa, Selim. Kim, Yelda mı? Nasıl yani? Bir ara öyle düşünmüş. Ya Selim, inanamıyorum sana. Sana da hiçbir şey söylenmiyor yani. Ya yok artık Yelda. Bence de yok artık Selim. Ben bu genç hanım evine bırakayım artık. Hayır canım, oturmak istiyorum ben daha çok erken. Allah Allah. Niye ya? Ben daha gencim, içmek istiyorum. Yarın çok işimiz var, çok içtim. Ya otursanız eğer. Hadi kalk. Yelda hadi dedim, hadi. Aa, ısrar. Buyurun Yelda Hanım. Ay ne güzel oturuyorduk seninle, neden kalkıyoruz anlamadım. Hadi. Hadi afiyet olsun size. Hadi görüşürüz. Allah. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Selim. Ne oluyor? Ya derdin ne senin? Sen benim babam mısın ya? Sen gerçekten aptalsın. Selim öyle birden şey deyince. Yok canım, önemli değil. Yani birbirimize kırıldık falan ama... Ama biz yine de geçmişin masasında gelecekle oturabiliyoruz. Öyle değil mi? Hoş geldin canım. Aylin ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Öyle içinden geldi. Boşuna zahmet etmişsin. Aç değilim. Selim, ne oluyor sana? Ne sıkıntın var? Yok bir sıkıntım. Aylin bak, bu böyle olmayacak. Biz ayrıldık, unuttun mu? Bak ya, şimdi mi aklına geldi ayrıldığınız? O varoş kız yüzünden değil mi? Ne diyorsun sen, saçmalama. Bırak bu işleri, seni tanıyorum ben. Aylin bak, kırıcı olmak istemiyorum. Ama beni madem tanıyorsun, benden bir olmayacağının da farkındasındır. Boşuna zaman kaybetme benimle. Daha iyi birilerini bulursun. Sen hayatımda gördüğüm en ukala, en korkak herifsin. Ödün patlıyor değil mi bağlanmaya? Aman sen kimseyi sevme, tamam mı? Kimseyi de yaklaştırma yanına. Böyle devam et Selim. Aynen devam et.
Van depreminde 2 gün boyunca kaldığı göçük altından kurtarılan küçük Zeliş bir kez daha ölümden döndü. Talasemi, yani Akdeniz anemisi hastası olan küçük Zeliş, İstanbul Hastanesi'nde kız kardeşinden alınan ilikle tekrar hayata döndürüldü. Nasıl? Bundan iyi reklam olamaz herhalde. Tamam. Oğlum bu gece sen geçireceksin malları. Söyle ahırdan almasınlar. Hüsnü. Oğlum bak beni o kamyonun yanına getirtme. Bir lafı da 40 kere söyletme. Merhaba Arif. Hüseyin'in Fatma değil mi? Ölmüştü bu kadın. Baksana İstanbul'daymış. Kardeşinden ilik aldı diyor. Fatma başka herifle mi kaçtı yoksa ha? Ulan Fatma. Soracağım sana. Şu Cemiş'i ne oldu? Gönderiyor musun bugün? Alp. Şu Zeliş Cem'in hastası. Şimdi ilgiyi çekmişken onu göndermek saçma olur. Neyse hocam, Şafak Hoca'ya ulaşamadım. Cem Bey de yok. Murat'ın durumu iyi değil. Nasıl ulaşamadınız? Neredelermiş ki? Ben hastanın yanına gidiyorum. Sen de Veysel Hoca'ya haber ver. Cihaz için dayandım. Onca sene o Arif'in dayağına katlandım. Dedim ki Fatma, bu son, geçecek. Bir daha sana el kaldırmayacak. Ama öyle olmadı. Tak etti anlayacağınız. Bir gece... Sen çok iyi bir annesin Fatma. Çok iyi ve çok güçlüsün. Bunu sakın aklından çıkarma, olur mu? İyi olsaydım beni çağırdığınız zaman hayır der miydim? Canı pahasına gider çocuğuna bir şey olmasın diye insan. Ben iyi değilim. Fatma, sen kızını korumak istediğin için gelemedin. Koruma altındasın. Adresin gizli kalmalı. Başka çaren yoktu. Arif izini bulmasın diye yaptın. Ama bak hepsi geride kaldı. Zeliş burada, sağlığı yerinde. Her şey çok güzel olacak. Güzel olacak değil mi? Anne bak. Bakın bakın. Adrenalin başlayalım hemen. Hadi yavrum, biraz daha dayan. Mert'in değerlerini sabit tutmak için elimizden geleni yaptık.
Ancak 3 saate kadar almazsak organları kullanamayacağız. Bu yavru ancak o kadar bile dayanamayabilir. Tekrar konuşmayı deneyeceğim. Hocam, müsaadeniz olursa bir de ben konuşsam. Ne münasebet. Biz buradayken size konuşmak düşmez. Bence Seza Hemşire de şansını denesin. Sonuçta hepimiz şansımızı denedik. Hastaneden aramışlar. Telefon çekmemiş sanırım. Ha, beni de aramışlar. Murat'la ilgili herhalde. Kaptan dönüyoruz. Efendim Yelda. Çekmemiş galiba telefon. Tamam geliyoruz. Annem böbrek hastasıydı. Biz küçüktük. Babamın sağlığı da iyi değildi. Yıllarca böbrek nakli için bekledik. Annem hiç moralini bozmadı. Bir başkasının felaketini bekler olmayayım derdi hep. Tam 5 yıl böbrek nakli için bekledik. Haber gelmedi. Annemi kaybettiğimde 15 yaşındaydım. Eğer böbrek alabilseydi şu an aramızda olurdu. Her şey çok farklı olurdu. İçeride yatan çocuk, Murat. Onun için de her şey çok farklı olabilir. Onun kaderini değiştirmek sizin elinizde. Sadece onun değil, ailesinin de. Bir başka annenin daha canı yanmasın. Bir haber var mı? Neredelermiş? Geliyorlar. Şafağı aradım. Açmadı. Birlikteler miymiş? Ben nereden bileyim? Tutanak tutturacağım ikisi içinde. Boş ver tutanağı falan. Direkt kov Cem'i. Niye? Karınla birlikte ortadan kaybolduğu için mi? Pervin Hanım. Allah sizden razı olsun.
Şafak Hanım, Cem Bey. Bu nedir? Hakkınızda tutulan tutanak. Sözlü ifade vermeniz de gerekecek. Ne için tutuldu bu? Melis Hanım ondan izin almadığınızı söyledi. Kusura bakmayın, vermemi isteyince... Tamam, tamam Metin, sağ ol. Baba! Canım! Biliyor musun, biz tekne evindik Cem abi, Zeliş, ben. Martılara simit attım. Aferin kızım. Bu ne rahatlıktır ha? İçerisi hasta dolu, siz keyfinizdesiniz. Tamam Alp, geldik işte. Sorun nedir? Bir daha böyle bir şey olmasın. Ya bir şey soracağım. Olursa ne olur? Kovulursun. Ceza hemşire. Buyurun Selim Bey. Sen bugün çok önemli bir şey başardın. Kader Hanım'ı hiçbirimiz ikna edememiştik. Sana bahçede söylediklerim için de özür dilerim. Sen bir cerrahın başaramadığını başardın. Teşekkür ederim. Eminim annen de seni görse gurur duyardı. Yelda ne oluyor? Bir şey yok. Zeliş Yelda ablasını görmek istemiş. Ya canım benim. Ne zaman ettin? Yelda abla, teşekkür ederim. Bir şey değil. Zeliş'im. Bugün çok yoruldun. Hadi annen götürsün seni. Ben de gelip muayene edeceğim. Emredersin komutanım. Yelda çok teşekkür ederim ya. Yani Zeliş için yaptıklarını ödeyemem sana. Benim size bir şey söylemem lazım. İstanbul Hastanesi'ni biliyorsun. Biliyorum. İyi. Bas bakalım. Nasıl ya? Tövbe yarabbim. Ya bak canım kardeşim. Para falan istemiyorum senden. Sen küçük kızına nasıl kıyıyorsun ya? Ha? Anası bu hallerini görse mezarına ters dönerdi be. Alma ağzını o kadının lafını. Hepsi onun yüzündendir. Önce o kaçtı gitti. Ha bu kız da beni bir başına bıraktı. Bir dakika. Sen Zeliş'in annesi öldü demedin mi? Ya ne diyecektim cümle aleme? Bizi bu garip başka herifle kaçtı gitti mi diyecektim? Nerede annesi nerede? Arif annesi nerede? İliği tutar belki. Ben söyleyeceğimi söyledim. İyi tamam. Sen güzellikle yola gelmezsen ben de jandarmaya giderim. Çocuğuna kötü muameleye girer bu. Nerede çıktı şimdi bu jandarma? Karıştırma şimdi jandarmayı.
Vallahi her an karıştırabilirim. Şurada yolumun üstünde karakol. İyi, sen bilirsin. Ya hele dur ya, hele dur ya. Hele doktor, hele bir dur. Ya bir dinle. Ya babaya rahmet, bir dinle. Ya tamam, tamam. Tamam, söylediğin gibi olsun. Fatma da İstanbul'a kaçmıştır. Zeliş'in anası. Eğer onu görürsen, bulursan bana haber ver doktor. Şimdi haberim oldu benim de. Şok oldum. Bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Kimin yaptığını da bilmiyorum. Ama yemin ederim öğrenirim Cem, yemin ediyorum. Tabii ki Melis'in işi bu. Cem! Cem! Melis, bu senin işin mi? Cem, sakin ol. Bana bak. Ses tonuna dikkat et, kendine gel. Alp, tamam. Ya bu kadın koruma altındaydı. Kocasından kaçıyor. Adam bunu bulursa ne olur biliyor musun sen? Ha? Bunu görürse ne olur? Bir fikrin var mı senin? Üzgünüm, bilmiyordum. Ben hastaneye faydası olsun diye. Cem, tamam. Olan olmuş artık. Hadi yürü. Sizin işgüzarlığınız yüzünden bu kadına bir şey olursa var ya. Yeter be, yeter. Bilmeden yaptığını söyledi. Sen kiminle konuştuğunun farkında değilsin galiba. Kendine gel dedim. Gelmezsem ne olur? Ha? Gelmezsem ne olur? Kovulursun. Ve de kovuldun. Şimdi defol git buradan. Alp, hayır. Ya ikiniz de bir kendinize gelir misiniz lütfen? Şafak, sen karışma. Melis, bana bak. Hemen polisi ara, bu kadının yanına bir koruma versinler. Duyuyor musun? Bak, hala emir veriyor ya. Sen beni duyuyor musun? Defol git dedim sana. Ay! 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 Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Senin işin bitti. Bunun hesabını vereceksin. Gel burnuna bakalım. İstemez. Gerek yok, ben bakarım. Ne haliniz varsa görün. Hayatım, sakin olur musun? Şu burnuna bir bakayım. Tamam Melis. Alp, ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Alo, Vedat komiserim. Ben Alp Günay. Sizden çok acil bir ricam olacak. Anne, kız ne güzelmiş değil mi? Evet kızım. Gene gideriz, merak etme sen. Zeliş, kızım acıktın mı? Gidip sana bir şey alayım mı? Acıktım. Ben de gelir mi? Yok kızım, sen yat. Ben hemen gidip gelirim. Anne. Ha canım. Seni çok seviyorum. Kuzum benim. Ben de seni seviyorum yavrum. Ben de seni seviyorum. Sen şimdi bekle. Ben hemen geleceğim. Cem, sakin olur musun lütfen? Ya Şafak, nasıl sakin olayım? Adam manyağın teki diyorum sana. Ya biri gördüyse, ya kadını takip ederse? Ya Cem, sakin. Şu anda ne yapabileceğiz onu düşünelim, tamam mı? Ya bu halinle Fatma'yı daha çok ürküteceksin. Şafak, ben kadına söz verdim, söz. Beraber gitmedik mi, bir şey olmayacak demedik mi? Evet, söyledik, doğru. E şimdi elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Ya zaten Fatma koruma altında değil mi? Hemen polisi arayıp tedbir isteyeceğiz. Cem. Dur sen, dur. Ya kadının kalbine mi indireceksin Cem? Cem, Şafak haklı. Tamam ama dikkat edin, dışarı çıkmasın sakın. Tamam, merak etme. Polis geldi. Doktor Cem Korcan, burada mı çalışıyor? Arkadaşlar. Cem Korcan, siz misiniz? Benim ne oluyor? Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Pardon, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Memur bey, ben de size geliyordum şimdi. Mühim bir mevzu var, bir kadını korumanız gerekiyor. Zorluk çıkartmayın lütfen. Ya bir saniye durur musunuz? Burada korumanız gereken bir kadın var. Biz o konuyla alakalı gelmedik. E tamam, bir saniye durursanız biz de mevzuyu izah edelim size. Doktor hanım, biz işimizi yapıyoruz. Hakkında şikayet var. Avukatını arayıp bilgi verebilirsiniz. Diğer konuyla alakalı da 155'i arayın, yardım isteyin. Tamam Yelda, ben gidiyorum. Siz Fatma'ya göz kulak olun. Fatma'ya söyleyin, dışarı çıkmasın sakın. Tamam, merak etme. İnanamıyorum. Ben Fatma'nın yanına çıkıyorum hemen. Sen de polisi arayıp durumu izah et. Hemen avukat yollayayım Cem'in yanına ben de. Efendim, ne yapıyorsun?
Lütfen acele edin memur bey. Teşekkürler. Ne var Melis? Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ha, bu kadar düşünüyorsun madem Cem'i şikayet edeceğinizi uzun kollarınızı o kadın için kullansaydınız. Şikayetten haberim yok benim. Neyse ne. O kadının canını tehlikeye atan sensin. Ya laf anlamıyor musunuz siz? Nereden bileyim ben kadının durumunu? Bu yüzden başhekim olmanı istemedim ya zaten. Neyin ne olduğunu bilmediğin için. Şimdi müsaade edersen durumu toparlamaya çalışacağım. Şafak bekle. Alp şimdi değil, acelem var. Konuşmamız lazım. Alp, acelem var diyorum. İyi, nereye gidiyorsun? Ziyaret saati geçti. Yakınıma bakmışım. Tanışmaya sor istersen, onlar yardımcı olurlar. Ali, kapıları kapatın. Polis gelene kadar kimseyi içeri almak yok, tamam mı? Tamam yeniden. Arkadaşlar lütfen dışarı çıkalım. Buyurun. Buyur abicim dışarıya. Güvenlik de odası. Zeliş sen beni burada bekle. Ben eve gidip geleceğim, tamam mı? O zaman bana kardeşimi ver. Çok güzel olmuş. Bu da sana. Sana daha ilk baştan dikkat çekmemeni söylemiştim değil mi Melis? Hayatım ben nereden bileyim kızın durumunu? O zaman bilmediğin işlere burnunu sokma! Alp kırıcı oluyorsun. Başhekim olman belki de hataydı. Ne bekliyorduk ki zaten? Bu insanlar Şafak'ın arkadaşı, dostu, hocası! Thank you.
Ya kadın koruma altındaydı. Kocası her an bir şey yapabilir. Duyuyor musunuz siz beni? Tamam, sakin ol artık. Bildirdik merkeze. Bir ekip yolluyorlar.
Gülümce. Çok üzgünüm. Olmadı. Tutamadım sözümü. Hayır Cem. Hayır. Senin suçun değildi. Benim suçumdu Şafak. Benim yüzümden annesiz kaldı Zeliş.